Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Ryzen Online videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bir süredir farm içeriği vesaire yapmaktayım. Sizlere bir durumu göstermek istiyorum. Beni rahatsız eden bir durum ve oyundaki oyuncuların eminim %80'i, %85'ini rahatsız eden bir durum. Bu durum evet illegal olmayabilir. Fakat kötüye kullanıldığını biliyoruz mantıken. Hani bu mantıkta gidersek taksicilik de illegal bir şey değil. Yani örnek vereyim, slota gelen birinden ben 5M para alıp bu slotta kasıyorsam mantıken bu da bir illegal bir şey değil. Herhangi bir yazılım kullanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun ama etik olarak biz bunun yanlış olduğunu biliyoruz yani. Mantık yürüttüğümüz zaman bunun etik olmadığını herkes bilir. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu Narcos klanı buradaki çarların hepsi bir iki kişiye ait, tamam mı? Yani hiçbiri çarların, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şurada 20 tane çağrı varsa 8-8 bilgisayarlarla bu şekilde sistem kuruyorlar. Buraya kadar da sıkıntı yok. Ama şöyle düşünün. Şimdi buraya iki çarı koymuş, tamam mı? Size bir örnek göstereceğim. Hani şurada 6 tane çarı otursa buna tamam diyebiliriz. Hani bir ihtimal 6 tanesi oturuyor, sırayla atak yapıyor falan. O bile düzgün bir şey değilken şöyle göstereyim size. 2 tane, 2-3 tane de çar şurada var. Bakın 2 çar burada var, götürüyor. Bunlar ne çar biliyor musunuz? Bu yedek çarlar burayı beklemiyor arkadaşlar. 2-3 tane de ekstra yedek çar yapıyor. Her slota 2 tane çar yerleştiriyor. Ondan sonra örnek vereyim. Herhangi bir slotta KS oldu. Hemen o 3 tane yedek çar o slota desteğe gidiyor. Ondan sonra tekrar oturuyorlar vesaire. Bakın kaç tane slotu almışlar. Şimdi şurayı da göstereyim. Şimdi burada tek başına kasılıyor bu arkadaş. Yani bir tane rov harcıyor bu slot için. Ben buraya iki çarımı getirsem, iki çarla rov açsam normalde kutu alabilirim bu arkadaştan. Hani sağlamsanız tek başınıza da kutu alabilirsiniz. Ama siz buraya isterseniz 3 tane çar getirin. Üçüyle de rov açın. Slotu almaya kalkın. Buradaki 2 tane, şuradaki 3 tane, 4 tane sizi yıldırana kadar bütün çarları buraya getirecek. Bu slotu sizden tekrar alacak arkadaşlar. Bakın bir tane daha burada yedek fedaisi duruyor. Şuraya gelelim. Bu slotu da almış. Yani o zaman 2-3 tane klan belirleyelim. Bütün farm slotlarını bu arkadaşlara verelim. Çoklu bilgisayarla idare etsinler. Benim evimde de çok bilgisayar var. 6 tane bilgisayarım var benim. Maksimum oyuna sokacağım çar sayısı yani şu anda 3 filandır. O da şöyle, birini market yaparım mesela. Bir tanesiyle aktif DV'de işte örnek vereyim, boss filan kovalıyorum, PK atarım. Bir tanesiyle de ne bileyim ekstra işte farm yapabiliriz. Yine market filan kovalayabiliriz. O da yedek çar olarak tutuyorum. İnanın yani şu oyunda normalde ben 2-3 tane çar açma gereği bile duymam da. Ama işte şöyle bir durumda 2-3 tane çarla bile yetemiyorsunuz. Şuraya bakın. Yani bu slotu da almışlar ki sadece burası böyle değil. Diğer slotlarda da aynı durum mevcut. Yani bu çoklu bilgisayar olayına engel olunması gerektiğini düşünüyorum. En basitinden yani şu oturan çarlara coin veya drop gitmeyebilir. Ne bileyim farklı herhangi bir kısıtlama gelebilir. Yani atak vermediği için veya rov çalışmadığı için. En azından bunu rovlu kanallara getirebilirsiniz bu özelliği. Mesela ne bileyim bir de kasarken yine gelsin bir şeyler ama rovlu kanallara farklı kısıtlamalar gelebilir. Yani bu arkadaşlar incelendiğinde bu durumu kötüye kullandıkları çok açık belli yani. Burada şahsi veya klanla alakalı bir şey değil. Yani bu durumu kullanan çok kişi var. Adam tek başına 16 tane çar da yönetiyor. Yani 16 tane çarı örnek vereyim şurada 2 tane slota koysa buna eyvallah ama kalkıp da bütün haritayı kaplayacak şekilde 16 çarı şöyle düşünün. 10 tane çarınızı şöyle kullanıyorsunuz. 2-2-5 tane slota yerleştiriyorsunuz. Geriye kaç çar kaldı? 6 çar kaldı. Hangi slotta sorun yaşadın? O 6 çarı götür oraya. Sana kimse dokunamaz. Neden? Ne oldu? 6 çarı götürünce 8 çar oldu bir slotta. O 8 çarla da mücadele edemiyorlar. Kimse inanın 6 taneyi götürmeye bile gerek yok. 2 tane ekstra çar götürdün mü? Zaten şurada 4 tane rov açsan zarar ediyorsun. Bu adamlar günlük zaten şöyle düşünün. Şu slotta zarar ediyor misal diyelim. Bu slotta rov kasarken KS geldi. Şimdi inatlaşıyorsunuz. Siz de 2-3 çar getirdiniz. Onların 2-3 çarı var. İki tarafa da zarar yazıyor. Siz neden mi dayanamayacaksınız? Çünkü adam siz burada zarar yazarken adama da zarar yazıyor ama diğer 4-5 tane slottan zaten karını topluyor. O adam günlük olarak ticaretini tamamlıyor. Yani hiçbir şekilde siz o adamla mücadele edemezsiniz. Hani eğer ki sizin de 15-20 tane bilgisayarınız yoksa tek tek bütün slotlarına KS atmazsanız. Yani
Çoklu bilgisayarlara bu kadar drop verilmesine karşıyım ben. Yani bu çok mantıksız bir şey. Buna kesinlikle bir çözüm bulunmalı. Bir de en basitinden şunu da söyleyebilirim. Şuradaki yaratığın seviyesi 60 ki mesela. Şu 60 level yaratığı ve deli gibi çöp atıyor. Ortalamada da 4-5 saatlik gelirleri oluyor. Ki yeni serverda bunlar değişiklik gösterebilir. Ondan tam emin değilim. Ama diğer çöp slotları da aynı şekilde. Bu coin miktarından faydalanan 8'li bilgisayar kaynıyor. Mesela şurada da şu anda 2 kanalı almış bir 16'lı bilgisayar söz konusu. Yine aynı şekilde 2 tane çarı rova koyuyor, 6 tane oturuyor. Bu benim için bir farm değildir arkadaşlar. Yani veya ne bileyim herhangi bir emek değildir. Mesela 8 çar bir slotta kasar, o slotun ortalama gelirine göre rova paylaştırırsın, gider gelir hesaplarsın, kar zarar yazar ama 7 tane çarı oturtup bir tane çarla farm yapıp oradan coin'den sadece gelir elde etmek bana kalırsa oyunun kalitesini düşürüyor arkadaşlar. Yani benim kendi eleştirim. Tabii herkes hemfikir olmayabilir ama gözlemlediğim kadarıyla bu çoklu bilgisayar olayından birçok oyuncu rahatsız. Ki solo oyuncuların zaten en çok önünü kapatan şey. Ben şu an mesela tamam benim şu anlık bir ihtiyacım yok. Çarım full dizili vesaire önceki çarlarımdan sorun yaşamıyorum. Ama varsayalım ki ben oyuna yeni başladım. Solo bir oyuncu olarak hiçbir rovlu kanalda şu anda gelir elde eden bir tane boş slot gösterin bana. Yani bulamazsınız. Anca elinle farmlayacaksın. Diyorlar ya mesela elinizle farmlayın misal güçlensin çarınız. En iyi itemları alın. Yani şu an server'da alabileceğiniz en iyi itemları alın. Tek başınıza gidin herhangi bir farm slotuna koyun. Eğer ki hani kar getiren bir slotsa zaten kar getirmeyenler boş duruyor ama şimdi kar getirmeyen slotu adam koyup farm yapsa ne olacak? Herhangi bir kar getiren bir slota koymaya kalkın. Adam 5 tane çar getirince senin item'ın hiçbir önemi yok. Ya onu geçtim. En iyi çarı diz 2-3 tane çarla mücadele edemezsin. Çünkü oyunda şöyle bir damage farkı yok. Diyelim ki sen eline artı 9 taktın. Adam da artı 7 olsun hadi. Arada böyle bir 2K damage farkı yok ki. Yani adamla aranda olsun maksimum 400-500 damage fark. O adam 2 kişi 2K vurduğu zaman 4K damage vuruyor. Senin damage'in kaldı örnek vereyim 2,5K'da misal. Yani bu adamlarla çoklu bilgisayarlarla hiçbir şekilde mücadele edemez. Solo oyuncuların bu şekilde önü tıkanıyor arkadaşlar. Yani buna kesinlikle bir çözüm bulunmalı ki çoğunlukla da şu anda solo oyuncular oyunu öğrenmeye çalışıyor. Bu adamlar yüzünden farmdan bıkıp kaçan çok insan var. Bu kadardı da videom. Eleştirim de buydu. Bunu eklemek istedim. Bugünkü videom sabah bu şekilde olacak. Akşama yine farm içeriği yaparım. Umarım yeni serverda buna bir çözüm bulurlar. Benim kişisel eleştirim. Buna da dediğim gibi tepki veren zaten birçok oyuncu arkadaşımız var. Umarım buna sessiz kalmazlar. Benim hoşuma gitmiyor. Eğer öyleyse hani buranı legal olarak ben de legal görüyorum. Fakat etik değil. Yani her zaman söylediğim gibi bu taksi muhabbetinde de mesela nasıl sınırlama getirildi, yasak getirildi. Buna da bir düzenleme getirilebilir. Çünkü taksiyi de mantıken baktığınız zaman adam hile açmıyor, bir şey yapmıyor, slottan para alıyor vesaire. Bunun da slottan para almaktan farkı yok. Adamlar bunu ticarete dökmüş. Slottan para alıyorlar yani mantıken baktığın zaman. Her neyse videoyu beğenip yorum yazarsanız, kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bilgilendirici bir içerik yapmaya çalıştım. Bu durum umarım benzer oyunlardaki duruma gelmez. İnşallah tedbirini alırlar. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın. Bugünkü konum bu şekilde oldu.